Merhaba arkadaşlar. Sayı problemleriyle artık problemler konusuna geçiş yapmaya başlayacağız. İlk önce sayı problemleriyle alakalı verilen ifadeye matematiksel olarak yorumlamadan biraz bahsedeceğim. Daha sonra zaten bu meseleye hakim olduktan sonra doğru okuyup doğru anladıktan sonra ben yapamayacağımız soru olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Yeter ki hızlı okuyalım, hızlı anlayalım ve hızlı eyleme dökebilelim. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Hangi sayının 12 katından aynı sayının 2 eksiğinin 4 katını çıkarılırsa? Şimdi hangi sayı diyor? Sayıyı bilmiyorum. Sayıya bir değişken atadım. Şimdi sayının 12 katından aynı sayının 2 eksiğinin 4 katını çıkartacağım ve sonucu 40 bulacağım. 2'yi çıkarttım sayıdan 2 eksiğini bulmak için ve o 2'yi çıkarttıktan sonra sayının 4 katını aldım. 4'ü içeri dağıtırsam 8x eşit olacak neye? 32'ye ve x buradan nedir arkadaşlar? 4'tür. Yani aradığımız sayı 4 olmuş olacak. İki tane sayımız var. Toplamları 82. Birincisi, özür diliyorum. 3 tane sayımız var. Toplamları 82. Birincisi ikincisinin 4 katına, ikincisi de üçüncüsünün 2 fazlasına eşitmiş. Şimdi 3 tane sayımız var. Birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Üçüncüsüne bir değişken atadım. İkinci sayı, üçüncü sayının 2 fazlası. Birinci sayıda ikinci sayının 4 katı. Dolayısıyla ikinci sayının da 4 katını almış oldum. Buradaki verilen 3 sayıyı topladığım zaman 82 olarak bulacağım. Arkadaşlar biraz yamuk yumuk yazıyorum ama zaten videoda anlattığım için hani burada ne yazdığım da zaten videoda ifade edilmiş olacak. O yüzden hani yazının düzlüğünden ziyade anlatımda bir sıkıntı var mı onu teyit edelim. Eğer bir problem olursa tekrardan başa alarak zaten izleyebilirsiniz. Şimdi bu toplamı ifade edecek olursam 6x artı 10 eşittir. Ne yapacak? 82. Onu karşıya alırsam 72. 6'ya bölersem x'i 12 buluyorum. Ve ikinci sayıyı merak ettiğim için şurada x'i 12 yazacak olursam ikinci sayı 14'tür. Asya ve Cansu. Bunların paraları var. Asya'nın parası Cansu'nun parasının 8 katı. Asya Cansu'ya 140 TL verdiği zaman son durumda Asya'nın parası ne olacak? Başlangıçta 8x vardı. Bunun 140'ını Cansu'ya verdi. Cansu'da başlangıçta x vardı. 140 Asya'dan aldı. X artı 140. Böyle bir şey olduğu zaman bunların parası eşit oluyor. Dolayısıyla 7x 280 ve x'i buradan 40 buluyorum ki başlangıçtaki Cansu'nun parasına eşit olmuş olacak. Arkadaşlar buraları hızlı hızlı geçiyorum çünkü zaten 11. sorunun bitimiyle beraber çıkmış sorulara başlayacağız ve orada epey zaman harcayacağım. O yüzden buraları biraz hızlı geçmek durumundayım. Zaten video şeklinde olduğu için daha önce de ifade ettim. Tekrardan başa alarak izleme imkanınız olacak. Bir yolcu gemisinde bulunan bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katının 2 fazlası. Bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katının 2 fazlası. Yolcu gemisine 10 evli çift biniyor. Yani 10 tane bayan binecek. 10 tane de erkek binecek. Yeni durumda bayanların sayısı ne oldu? 3x artı 12 oldu. Erkeklerin sayısı ne oldu? X artı 10 oldu. Bayanların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı oluyormuş. Buradan x'i çekmeye kalkalım. Dağıtalım 2'yi içeriye. 3x artı 12 eşittir 2x artı 20 ve x'i buradan 8 olarak buluyorum ki başlangıçtaki erkek sayısıdır. 40 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden her birinin kız arkadaşlarının sayısı. Dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi kızlar ve erkekler değişken sayısını tekte tutmak her zaman bizim işimize yarar. Yani buraya ikinci bir değişken olarak y'yi yazmak yerine x cinsinden toplamda 40 kişi olduğu için 40x yazmak daha mantıklı olacaktır. Şimdi kız öğrencilerden her birinin kız arkadaşlarının sayısı dediği zaman bunu ifade edecek olan matematiksel ifade nedir? 39 eksi x'tir. Çünkü kızlardan bir tanesinin, daha doğrusu kızlardan her birinin arkadaşlarının sayısı o kızın eksiği kadar olacaktır. Yani bir kişinin arkadaşlarının sayısı ne olacaktır? Normal nüfusa göre bir eksik olacaktır. Dolayısıyla 40 eksi x kişinin arkadaşlarının sayısı da nedir? 39 eksi x'tir. Erkeklerin sayısı zaten x. Şimdi bu 39 eksi x ifadesi eşit olacak neye? Erkek arkadaşlarının sayısının 2 katının 6 eksiğine.
Evet, toparlayalım. 3x eşittir 45 ve eksi 15 buluyorum buradan ki o da zaten başlangıçtaki erkek öğrenci sayısı olmuş olacak. Bir top kumaşı 12 eşit parçaya ayırıyoruz. 10 eşit parçaya ayırmış olsaydık normal parçaya göre 6 metre daha uzun olacaktı. Şimdi şöyle yapalım. Normalde 12 eşit parçaya ayırdık. Her bir parçanın uzunluğunu istiyorum. Dolayısıyla bu kumaşın totaldeki uzunluğu ne yaptı? 12 çarpı x yaptı. Şimdi eğer bunu 12 değil de 10 parçaya ayırsaydık her bir parçanın uzunluğu 6 metre daha uzun olacağı için başlangıçta x'ti. Normal şartlara göre x artı 6 santim olacak. Nedir bu? Nedir bu x artı 6? Eğer 10 eşit parçaya ayrılmış olsaydı kumaşın boyutu. Bu denklemi çözmemiz gerekiyor. 12x eşittir 12x artı 60 ve x'i buradan 30 buluyorum. Dolayısıyla başlangıçtaki kumaş sayısı neydi? 12 çarpı x'ti, değil mi? X'e 30 yazacak olursam kumaşın uzunluğunu 360 buluyorum. Sabit olarak duran 160 santim uzunluğundaki bir telin sonucundan 20 santimi kesip atıyoruz. Böyle olduğu zaman kalan telin orta noktası ilk duruma göre ne kadar değişmiştir? Şimdi çöp bir soru. 160 santim uzunluğundaki bir telin biliyorsun orta noktası yani bunun ağırlık merkezi 80 santimdir. Şimdi ben bunun 20 santimini keseceğim. 160 santimlik telin 20 santimini keseceğim. Dolayısıyla yeni durumdaki tel 140 santim. Bu telin orta noktası nedir? 70 santimdir. Başlangıçta 80 santimdi, 70 santime düştü. Dolayısıyla 10 santimlik bir değişimimiz var. Şimdi tel şu şekilde olsun. Bunun ağırlık merkezi burada. Bunun ağırlık merkezi burada. Ben bunu sol taraftan kesersem bunun ağırlık merkezi sağa kayar. Fizikten hatırla. Ağırlık merkezi yapılan eyleme tam zıt yönde hareket eder. Sol taraftan kesersem sağa kayar, sağdan kesersem sola kayar. Dolayısıyla ağırlık merkezi yani telin orta noktası ne yapmış olacak? 10 santim sağa kaymış olacak. Sınıftaki öğrencileri sıralara üçerli oturtursam, 6 kişi ayakta kalıyor, dörderli oturtursam, 3 sıra boş kalıyor. Sıralara x diyelim. Sıralara x dediğim için insanları sıralara üçerli oturtursam, bu sıralara 3x tane insan oturmuş olur. Ve bu yapıldığı zaman 6 kişi ayakta kalıyor. Bu, dikkat edelim arkadaşlar, sınıf mevcudu. Yani bu sıralara oturan toplam öğrenci sayısı. Şimdi İnsanları sıralara dörderli oturtturacağım fakat 3 sıra boş kalacak. Başlangıçta 2 sıramız vardı. 3'ü boş kaldığı için bu insanlar ne yapmış olacak? X-3 tane sıraya oturacak ve bu sıralara dörderli oturacaklar. Evet buradan x'i çekelim. Dağıtırsak içeriye 3x artı 6 eşittir 4x-12 x'i buradan 18 buluyorum. X 18 olduğu için sınıf mevcudunu bulmak için şu denklemlerden herhangi bir tanesine x 18 yazacak olursam sınıf mevcudunu 60 olarak buluyorum. Evet, bir bilet kuyruğunda Özge baştan 14. sırada, Seydi sondan 15. sıradadır. Özge ve Seydi arasında 7 kişi olduğuna göre. Şimdi şöyle yapalım. Burası başlangıç noktası olsun. Buraya gişe diyelim. Şurası da bitiş noktası. Kuyruğun sonu. Şimdi Özge ve Seydi arasında 7 kişi var. Özge gişeye daha yakınmış. İlk durumu çözüyorum. İlk durumu çözüyorum. Özge gişeye daha yakın olsun. Şimdi Özge baştan 14. sırada olduğuna göre Özge'den önce 13 kişi var demektir. Özge daha yakın ifade ettik onu. Özge ile Seydi arasında 7 kişi olacak. Özge ve Seydi hariç burada 7 kişi var. Seydi de sondan 15. sırada olduğuna göre Seydi'nin dışında sağ tarafta 14 kişi var demektir. Şimdi burayı ifade edelim. 13 Özge 14, 21, Seydi 22, 14 daha ne yapmış olacak arkadaşlar? 36 yapmış olacak. Tekrar ifade edelim şu toplam nasıl yazdığımızı. Özge'den önce 13 kişi var. Özge ile Seydi arasında 7 kişi var. Seydi ve Seydi'den sonra gelenler bu toplam 36 yapmış olacak. Şimdi tam tersini yapalım. Tam tersini yapalım. Bu sefer Seydi gişeye daha yakın olsun. Seydi gişeye daha yakın olsun. Şimdi Seydi şurada. Seydi ile Özge arasında yine 7 kişi var. Seydi ve Özge hariç.
Seydi ve Özge hariç 7 kişi var. Şimdi arkadaşlar Özge baştan 14. sıradaydı. Dolayısıyla Özge'nin dışında şurada Özge'ye kadar Özge hariç 13 kişi var. Şimdi Seydi de biliyorsun sondan 15. sıradaydı. Dolayısıyla Seydi'den sonra kuyruğun bittiği yere kadar kaç kişi var? 14 kişi var. Dolayısıyla burayı ifade ederken ne demem lazım? Ne demem lazım? 13 artı 14 eksi 7 demem lazım. Çünkü şu 7'yi iki sefer saymış oluyorum. Dolayısıyla 20 kişi olacaktır. 10. soru 4. Yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınav ile ilgili. Sınavda toplam 40 soru var. Her doğru cevabın değeri 2 puan. Sınavdaki bütün soruları işaretliyor. Ve bu sınavdan 60 puan alıyor. Şimdi dikkat edelim. 4 tane yanlış bir tane doğruyu götürecek. Yani yanlış başına 4'te 1'lik 0,25'lik doğru azalması var. Değişken sayısını lütfen tekte tutalım arkadaşlar. Bir daha y demeyelim buraya. Şimdi doğru sayımız x. Doğru sayısından yanlış sayısının 4'te 1'ini çıkarmam gerekiyor. Niye? Çünkü 4 tane yanlış bir tane doğruya tesir ediyor. Bir tane doğruyu götürüyor. Ve böyle olduğu zaman aslında burada ben bu adamın bir nevi net sayısını hesaplamış oldum. Yani her doğru cevap demeyelim de her net cevap dersek burada aslında yani net başına aldığı puan deseydi daha caiz olurdu. Buradan 2 puan alacak ve bunun sonunda sınavdan 60 puan oluyor. Şimdi şu ikisini sadeleştirirsem 30. Burada bir içler dışlar diyorum. Özür dilerim. Payda işlemi yapacak olursam ara işlemleri hızlı ivedi geçiyorum. 5x artı 60 bölü 4 değil mi? Bölü 4 eşit olacak neye? 30'a. 120, 180 x'i buradan 32 olarak buluyorum ki x'i buradan özür dilerim 5x artı 60 nereden saçmaladım orada. 5x eksi 40 olacak arkadaşlar. Pardon. 5x eksi 40 eşittir. 120, 160 eksi 32 olarak bulacağım ve doğru işaretlediği sayı 32 olmuş olacak. Evet, şimdi arkadaşlar bu soruyu da bir hızlıca yorumlayalım. Devam edelim. Bir antrenör oyuncularını düz bir çizgi üzerinde 8 adım ileri 4 adım geri koşturuyor. Yani aslında ne yapıyor? Aslında ne yapıyor? 12 tane adım attığı zaman 12 tane adım attığı zaman bir nevi ne yapmış oluyor bunu? 4 adım ilerletmiş oluyor. Doğru mu? 12 adım attığı zaman 4 adım ilerletmiş oluyor. Şimdi dolayısıyla 249 adımda ne kadar uzaklaşmış olduğunu görelim. 249'u 12'ye böleceğim tabii ki. Çünkü 12 adımda 1 4 adım ilerlemiş olacak. 20 kere var. Kalanımız nedir? 9'dur. Şimdi arkadaşlar 20 tane 12 adım atıyor. 20 tane 12 adım atıyor. Şimdi 12 adımda başlangıca göre 4 adım ilerlemiş oluyorsa bunlardan 20 tane atarsa 80 adım ilerlemiş olur. Fakat işimiz bitmedi. Şimdi bakınız burada bir 9 adımımız daha var. Bu 9 adımı bu adam nasıl kullanacak? Bu 9 adımı bu adam nasıl kullanacak? Dikkat et bak her bir hareketinde 8 ileri 4 geri adım atıyor. Dolayısıyla 9 adım attığı zaman 8 ilerlemesi bir de gerilemesi lazım. Yani totalde 7 adım 7 adım demeyelim de 7 adımlık ilerleme yapmış olacak. Dolayısıyla başlangıca göre nedir? 87 adım uzaklaşmıştır. Şimdi bakın bu önemli. 40 adım ilerlemesini istiyor. Dikkat olduğu yerden 40 adım ilerleyecek ve az sayıda adım atacak. Şimdi az sayıda adım atarsa biliyorsun ki 12 adımda 4 adım ilerliyor, değil mi? İfade etmiştik. 12 adım attığında başlangıç noktasına göre 4 adım ilerliyor. Dolayısıyla bu 4 adımdan olabildiğince az sayıda atacak. Ne kadar atacak bilmiyorum. Aslında biliyorum da beraberce onu yorumlayacağız. En sonunda da sadece 8 adım ileri atlamış olursa az sayıda adım atmış olur. Yani şuranın ne olması lazım sevgili dostum? 32 olması lazım. Bunun 32 olması için de bu dörtlerden 8 tane lazım. 8 tane lazım. Şimdi 8 tane lazımsa
Bu dörtlük ilerlemeler 12 adımda oluyordu. Dolayısıyla 8 çarpı 12 demem lazım. Ve en son bir 8 adım daha attık. Ki bu da nedir arkadaşlar? 104'tür. Rabbim okunan selalar, okunan ezanlar hürmetine hepimizi bağışlasın arkadaşlar. Tez zamanda bu illetten kurtulmamızı nasip eylesin. Yüce Rabbim günahlarımızı affetsin. Günahlarımıza kefaret olsun inşallah bu çektiğimiz musibet. Allah akıbetimizi hayır eylesin arkadaşlar. Türkiye'de 81 ilin tamamını kapsayan bir projede önce her bir ile bu tırışka bir soru. Yani bu sizi zorlamıyor. Hikayeleşmiş olarak biraz tabii mevzuyu uzatmış burada ama şöyle ivedi ben okuyayım. Şimdi 81 il var. 81 il var. Her bir ile P tane park yapılacak ve o parklara A tane ağaç dikilecek. Dolayısıyla normalde dikilecek ağaç sayısı 81 çarpı P çarpı A. Fakat diyor ki bu planda yapılacak park ve dikilecek ağaç sayısı eksik görülmüş. Her bir ile bir fazla park ve o parka da bir fazla ağaç dikilmiş. Yani yeni durumda 81 tane ilimiz var. Park sayısında normale göre bir artışımız olacak. Ağaç sayısında da yine nedir? Normale göre bir artışımız olacak. Şimdi diyor ki son durumda dikilen ağaç sayısı yani şu. Normale göre, başlangıca göre ne kadar fazladır? Ne yapacağım? Hepimiz burada toplama çıkarma yapmasını biliyoruz. 81 çarpı P artı 1 çarpı A artı 1 ifadesinden neyi çıkaracağım? 81 çarpı P çarpı A çıkaracağım ki bu işlemi yaparsam bakınız şunları sıra sıra içeri dağıtırsam 81 AP artı ne gelecek oradan? 81A 81A 81P ve 81. Bundan ne yapmam lazım? 81 kere P kere A'yı düşmem lazım. Şunlar gitti. Bakınız ne kaldı? 81'ler de ortak olduğu için 81 parantezini alırsam 81 tane A artı P artı 1 olmuş oldu. Çöp. Şimdi bakınız yine basit bir soru. Naneli ve limonlu şekerlerin üretildiği bir fabrikada şekerler her bir pakette 10 tane olacak şekilde. Tamam. Şimdi bu paketlerde yalnızca naneli ve yalnızca limonlu ya da eşit sayıda naneli, eşit sayıda limonlu. Yalnızca naneli ve yalnızca limonlu ya da eşit sayıda naneli, eşit sayıda limonlu paketlemeler, daha doğrusu şekerler yapılacak. Ben bunları paketleyeceğim. Şimdi 400 tanesi limonlu. Yani şurası 400. Şurası 400. Toplamda 1200 tane şeker üretildi. Bunlar cepte arkadaşlar. Bunları süslü okumuyoruz tabii. Değil mi? Bu fabrikada tek çeşit şeker içeren toplam paket sayısı 70. Şimdi 70 tane buna uygun paketimiz var. Ben paketleri paketlerken cümlesi saçma oldu ama paketleri oluştururken diyeyim ona. Paketleri oluştururken her bir pakette 10 tane şeker kullandığım için 70 paketi oluştururken ne yapmış olacağım? 700 tane şeker kullanmış olacağım. Doğru mudur? Tamam. Şimdi diyor ki toplamda 1200 tane şeker üretildi. Bunların 700 tanesini ben az evvel ne yaptım? Ürettim. Dolayısıyla 500 tane şekere daha ihtiyacım var. Şimdi kardeşim 500 tane şekere ihtiyacım var ve ben bunları ne yapıyorum? Bak dikkat et, eşit sayıda. Doğru mu? Eşit sayıda üretiyorum. Dolayısıyla bu eşit sayıda üretildiği için bunlardan 250 tanesi ve 250 tanesi oluşmuş olacak. Doğru mu? Peki işim bitmedi. Şimdi kaç tane şeker var onu görelim. Şimdi 1200 tane şeker üretildi. Doğru mu? Bunlardan 400 tanesi limonlu. Ben naneliye geçeceğim ya bak. Yalnızca naneli şeker sayısı soruyor. Dolayısıyla nanelilerin sayısını bulmam lazım. 1200'den ne yapıyorum? 400 düşüyorum. Dolayısıyla benim burada neyim var? 800 tane naneli şekerim var. Doğru mudur? Şimdi bunlardan biliyorsun 250 tanesi naneli, 250 tanesi limonluydu. Doğru mu? Dolayısıyla yalnızca naneli şeker içeren sayıyı bulmak için ne yapmam lazım bir de?
800'den, çünkü bak dikkat et, şurası şu 250 şeker arkadaşım. Şu 250 şeker yalnızca naneli ve yalnızca limonlu. Anlatabiliyor muyum? Eşit sayıda naneli ve eşit sayıda limonlu paketlerin sayısı, şekerlerin sayısı. Dolayısıyla bu 800'den bir de 250 düştüğüm zaman ne yapıyor? 550 tane naneli şeker kalıyor. Ben paketi oluştururken her bir pakette onarlı şeker bulunduruyordum. Dolayısıyla benim 55 pakete ihtiyacım var. Şimdi bir terzi ölçüm yapmak için 40 ve 50 santim uzunluktan iki cetvel kullanmakta. Zeynep bu terziden 6 metrelik bir kumaş sipariş etmiş. 50 santim uzunluğundaki cetveli kullanacağı yerde kırklık cetveli kullanmış. Şimdi arkadaşlar önce şuna bakacağız. Normal şartlarda 6 metrelik bir kumaş kaç seferde ölçülür? Bunu bir bulalım. Şimdi 6 metrelik kumaş biliyorsun santim cinsine çevirirsem bunu ben 600 santim eder. Şimdi normalde ne yapacak? 50 santimde uzunluğunda 50 santim uzundaki cetveli kullanması gerekiyor. Normalde doğru olan bu. Dolayısıyla kaç ölçümde bunu yapmış olacak? 12 ölçümde. 12 ölçümde normalde bu kumaşı bu adam ölçer. Ama ne yapıyor? 40 santim uzunluğundaki cetveli kullanıyor. Ölçümün değişmemesi lazım. Doğru mu? Dolayısıyla 40 santimlik cetvel ile 12 sefer ölçüm yapacak. Ki 600 eksi 480'den ne yapacak burası? 120 santim yapacak ki normale göre 120 santim yani 1,2 metre daha az kumaş almıştır. Şimdi diyor ki bir iş ilanına 93 tane aday başvurmuş. İlana başvuran erkek adayların 4'te birinin, kadın adayların ise 5'te birinin başvurusu geçersiz sayılmış. Abuk subuk sayılarla uğraşmamak adına 4'te birini alacağım için erkeklerin sayısına 4x diyorum. 5'te birini alacağım için de kadınların sayısına da, kadın adayların sayısına da 5y diyorum arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla şimdi şöyle yapalım. Erkek diyelim, kadın diyelim. Bu ilana normal şartlarda 4x kişi başvurdu erkeklerden, 5y kişi başvurdu kadınlardan. Bunlardan X ve Y tanesinin başvurusu ne oldu? Geçersiz sayıldı. Dolayısıyla başvurusu geçerli sayılan şahısları yazacak olursam 3X tane erkeklerden 4Y tane de nedir? Bayanlardan. Kadınlardan ya da. Erkek ve kadın sayısı başvurusu geçerli olan erkek ve kadın sayısı eşit olduğu için bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Orantı da bunu daha önce yapmıştık. 3 ve 4'ün katı olan en küçük sayı 12 olduğu için bunları 12'de birleştiriyorum. Dolayısıyla X'i ve Y'yi K cinsinden yazıp K'yı bulduğum anda soru çöp olmuş olacak. Şimdi toplamda 4X erkek 5Y tane de bayan olduğu için bu toplamın 93 olması lazım. Doğru mu? Ben X'i ve Y'yi K cinsinden yazarsam şurası ne yapıyor kardeşim? 16K yapıyor. Burası da 15K yapıyor. Toplarsam 31K. X'e 4K yazıyordum ya. Yukarıda bulmuştum. Y'ye de 3K yazıyordum. 31K eşittir 93 ve K'yı buradan 3 buluyorum. K3 ise başvurusu geçersiz sayılan toplam aday sayısı ki o da nedir? X artı Y'dir. Ben X'i zaten 4K, Y'yi de 3K bulmuştum. Bu toplam 7K yapacak. K'yı da 3 yazarsam 21 olarak buluyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ifade edelim. Bu soru ve bundan sonraki sorular biraz daha ortalamanın üstünde olacak ama doğru şekilde okursak şayet, doğru şekilde okursak soruları anlamaya gayret edeceğiz ve yapacağız. Bir sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Şimdi dikkatlice okuyalım. Nagihan boncuklar ve pullar kullanılarak bir kumaş üzerine tek sıra halinde işeme yapmış. Bu işlemenin bir kısmında 4 boncuk, bir kısmında 5 boncuk kullanarak motifler oluşturmuş ve her iki motif arasına, yan yana olan her iki motif arasına birer tane pul yapıştırmış. Peki, motifle başladığı işlemeyi, bu önemli, motifle başladığı işlemi motifle bitiren Nagihan toplam 300 adet boncuk ve pul. Bakın dikkat edelim. 300 adet boncuk ve 300 adet pul değil. 300 tane boncuk ve pul kullanarak 56 tane
motif yerleştirmiş. Ya da oluşturmuş. 5 boncuk kullanarak oluşturduğu motif sayısı. Şimdi şöyle yapalım. Arkadaşlar mesela şöyle düşünelim. 3 tane motif olsa. 3 tane motif olsa. Ben ardışık 2 motif arasına birer pul koyacağım. Şu birinci pul, bu ikinci pul. Bu mesela 5 tane olsa. 5 tane olsa. Bu üçüncü, bu dördüncü. Yani elimdeki motif sayısının bir eksiği kadar ne yapıyorum? Pul kullanıyorum. Doğru mu? Dolayısıyla 56 motif oluşturuyorsam 55 tane pul kullanmışım demektir. Totalde ne yaptım kardeşim ben? 300 adet boncuk ve pul kullanıyordum. Doğru mu? Dolayısıyla 300'ün 55 tanesi neydi? Puldu. Demek ki geri kalanı boncuktur ki bu da nedir? 245'tir. Bu boncukların sayısı. Şimdi bu boncuklar nasıl boncuklar? Kimisi 4 tane, yani yan yana 4 tane, kimisi de 5 tane. Doğru mu? Bunlardan kaçar tane olduğunu da yine ben bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Bir 4 boncukla oluşturduğum motifler var. Bir de 5 boncukla oluşturduğum motifler var. Peki bu motifler kaç tane? 56 tane, doğru mu? O halde ben 4 boncukla oluşturduğum motiflerin sayısına x dersem, 5 boncukla oluşturduğum motiflerin sayısı tek değişkenli yazabilmek adına 56 eksi x olmuş olacak. Evet, bundan sonrası leş. Şimdi şöyle yapalım. 4 boncuk kullanarak elde ettiğim motiflerin sayısı x olduğu için buradan 4x geldi. 5 boncuk kullanarak elde ettiğim motiflerin sayısına da ne demiştim? 56 eksi x demiştim. Bu toplam kaç yapacak kardeşim? 245 yapacak. Evet, denklemi bir çözelim. Şimdi 5 kere 56 ne yaptı burası? 30, 280 eksi x ne oldu? 245 oldu. Dolayısıyla x'i buradan ben kaç buluyorum? 35 buluyorum. Dolayısıyla 5 boncuk kullanarak oluşturduğum motif sayısını sorduğu için x'e 35 yazarsam 21 olacaktır. Arkadaşlar burada bırakacağım. Çünkü çıkmış sorularda ortalama olarak işte kaç tane çözdük? 5. oldu bu, değil mi? 5. oldu. Bir sonraki testte de ortalama bir 6-7 tane bırakmış oldum. 2 tane de normal sorum var. O şekilde planlamayı yapacağım. 2 videoda çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.